Herkese merhabalar. Yeni bir program konseptiyle sizlerle birlikteyiz. Bırak dağıtık kalsın. Artık bundan sonra Uzman Coin bünyesinde sizlerle birlikte olacak. Tabii ki Çağın Tansel Hoca önemli soruları yanıtlayacak. Kripto para dünyasında neler oluyor ki olayın yaşanmadığı gün yok. Dolayısıyla sizlerin sorularını kendisi cevaplayacak. Ama hocam isterseniz bir önce bırak dağıtık kalsın hikayesini bir sizden dinleyelim. Tabii. E, Burak Kalsın'ı biz 2021 yılın başlarında bir podcast olarak başlatmıştık. Yani zaten bu dünyanın içerisindeyiz, çalışıyoruz, çeşitli faaliyetlerimiz var tabii ki. O yüzden takip ettiğimiz çok konu vardı ve bunları da paylaşmak istiyorduk bilgilerimizi. Hala önceki bölümler YouTube'da kendi o Burak Dağıtık Kalsın kanalımızda da var. Bundan sonra artık sizlerle beraber devam edeceğiz. Özellikle Dağıtık Kalsın, Dağıtıklık, hani bu Distributed, Dağıtık şeyler ve merkeziyetsizlik, yani bunlar çok önemli kavramlar tabii bu dünyada. O zamanlar bu kadar da yine dikkat çekildi edilmiyordu, dikkat edilmiyordu. Altcoin'lerin çok daha fazla böyle bir süksesi vardı. İşte çok daha yükseliyordu vesaire. Herkes onlarla devam ediyordu. Biz de hep şunu söylüyorduk. Bu dönem aslında yani böyle gidiyor ama bir süre sonra 1-2 yıl içerisinde geçecek. Çünkü regulasyonlar gelmeye başladıkça yasal düzenlemeler. Artık merkeziyetsizlik kavramı, yönetişim hani bunlar çok daha ön plana çıkacak. Maincoin kıymet ya da işte sermaye piyasası aracı yatırım sözleşmesi bu kavramlarla beraber. Dolayısıyla biraz da o günlere gelmiş olduk. Tam da o günlere gelmişken de sizlerle beraber devam ediyoruz. Dediğiniz gibi seneler aslında özellikle bitcoin maksimalistleri hep kendi coinlerinizi kendiniz saklayın derlerdi. Evet. Merkeziyetsizliğe inanın derlerdi. FTX'in iflasıyla bir yatırımcının kendi bitcoinlerini veya kripto paralarını kendisinin saklamasının önemi ortaya çıktı. Şimdi de dediğiniz gibi yavaş yavaş işte menkul kıymet, yatırım sözleşmesi gibi terimler hayatımıza giriyor. Ve özellikle Amerikan SPK'sı diyebileceğimiz SEC'nin hmm. açtığı çok büyük iki dava var. Üst üste iki gün Coinbase ve Binance'e geçtiğimiz hafta dava açtılar. Sizin bu iki dava için görüşleriniz nedir? Zaten menkul kıymet gibi terimleri daha önceki podcastlerimizde anlattınız. Evet. Bu sefer ne düşünüyorsunuz? Evet. Evet burada tabi temel argüman ilk başta hep zaten SEC'nin bu uygulamadaki kendi yorumlarıyla aksiyonlarıyla devam ettiği bir süreç vardı bir süredir Amerika'da. Ona da işte regulation by enforcement diyorlar. Yani bizzat hani hukuki aksiyonlarla aslında düzenleme yapılması anlamında bunu kullanıyorlar. Tartışmalı bir konu. Bir yandan da bunlar beklediğimiz hatta daha öncesinde de sizlerle de konuştuğumuz benim de mesela bazen bilgi paylaşma amacıyla Twitter'daki hesabından da paylaşıyorum. Oradan da takip edenler olabilir, bilenler olabilir. Bunlar beklediğimiz davalardı. Hatta Binance hakkında bir de Amerika'da ayrıca Adalet Bakanlığı'nın da bir süredir çalışması olduğunu da biliyorduk. Takip ediyorduk gelen haberlerden. Birincisi tabii bu işin baktığınız zaman temel argüman, temel suçlama aslında birçok altcoin, zaten Gary Gensler'e göre, SEC başkanına göre %99'u diyelim yatırım sözleşmesi ve yatırım sözleşmesi niteliğinde sermaye piyasası aracı security olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla bunların aslında e, SEC'ye hani kaydı olarak listelenmesi lazım. E, platformların bu şekilde işletilmesi lazım. Onlar o görüşteler, Bunu savunuyorlar. Birinci ana kategori bu. İkincisi de tabii ki farklı şeyler de var. Mesela burada özellikle borsalar anlamında Binance'de Coinbase'de baktığımız zaman davalarda diyorlar ki işte siz bir taraftan bir borsa olarak faaliyet gösteriyorsunuz. Bir taraftan bir Bizdeki sermaye piyasamızdaki takas bank gibi, oradaki hani e, mutabakatları, takasları yapan kurumdur bizde. hani Bir tarafta onun görevini üstleniyorsunuz, benzeterek anlatacak olursak. E, bir taraftan bir yatırım fonu gibi, bir broker firması gibi şey yapıyorsunuz, hizmet veriyorsunuz. E, staking, yani zaten hizmeti de veriyorsunuz. Bunların hepsini toparladığınız zaman hepsi bir sermaye piyasası fa faaliyetidir. Bunların dolayısıyla SEC'ye bildirilmesi, kayıt edilmesi gereklidir. İzinler alınarak yapılması gereklidir diye bir argümanları var. Pozisyonları var. Bir kategoride bu. Diğer bir kategoride biraz da tabi dosya bazında bunlar değişen şeyler. Mesela hani Coinbase'de yoktu ama Binance'de baktığınız zaman Binance'in kurucusu işte CZ'nin, kısaca hepimizin bildiği aslında kullanıcı fonlarını da erişime olduğu, kullandığı dolayısıyla aslında hani kullanıcı fonu olarak bunu saklaması gereken şeyler, paralar fonlar varken hani bunları amacının dışında da kullandığı şeyleri var, iddiaları var. Özet olarak bunları söyleyebiliriz. Amerika'daki Adalet Bakanlığı'ndan gelecek beklenen şeyin orada da kara para aklama suçlamalarının gelmesini bekliyoruz. Bu tip şeyler var, konuşulan kategoriler var. Şimdi başka borsalarla ilgili de müdahaleler bekliyor musunuz SEC'den? Kraken'le staking konusunda bir anlaşmaya gitmişlerdi ama bu konuda bir dava yok. Yani genel olarak evet bekliyorum. Gelebilir. Gelirse şaşırmayız zaten. Ama en önemlisi bu ikisi neden? Çünkü hani bu ikisi zaten bir kere hacim olarak baktığınız zaman, finansallara, hacime baktığınız zaman işlemlere hepsinde zaten birinci tabii ki Binance, sonrasında Coinbase. FTX'i ayrı bir yere koyuyorum, onunla ilgili süreç zaten daha önce başlamıştı. Dolayısıyla e, burada SEC'nin e, niye bekliyoruz? Hani onu söyleyeyim. E, çünkü SEC'nin burada işte bu Regulation by Enforcement dediğimiz stratejiyle diyelim, taktikle gittikleri zaman e zaten bunu masa ekimi çekmek istersiniz? O sektördeki hani en büyük oyuncuları çekmek istersiniz. Dolayısıyla bir nevi hani biraz böyle esprili tabirle söyleyeyim onları ehlileştirebilirseniz kendinize göre belli bir kurala bağlayabilirseniz zaten sorunu çözüyorsunuz aslında. Dolayısıyla bu gelecek de onlara. E, ki e, Coinbase baktığınız zaman örnek olarak hani birçok şeyi e, çok daha doğru yapan hukuki anlamda finansal anlamda zaten borsada kote olan, Nasdaq'ta zaten halka açılmış olan bir şirket. Dolayısıyla bağlı oldukları epey bir zaten yasal düzenleme var. Bunlara uymak zorundalar. O kapsamda da doğru adımları attıklarını ben düşünüyorum birçok alanda. Her şeyi %100 doğru yapmamış olabilirler tabii ki ama hani bu kadar yeni bir alanda, daha kuralları tartışılmakta olan bir alanda yani yapabilecekleri kadar epey bir şey yaptılar. Yakından da takip ettiğim için biliyorum. E, dolayısıyla onlara bile, e, onlara karşı bile aksiyona geçmekten çekinmediler. Çünkü dediğim gibi bir anlamda bütün o hani büyük şeyleri, oyuncuları masaya çekip bu pazarlıkları yapmak istiyorlar. Bir de şunu ekleyebilirim. Tabii işin içinde bir de Ripple davası da var. Onlara da büyük resim olarak baktığınız zaman şimdi FTX'te çok kötü yakalanlar aslında. FTX'te çok daha fazla hani aksiyon almaları gereken durumlar vardı. Onları pas geçmiş oldular, ıskaladılar. Ripple davası zaten önemli bir dava bütün sektör için. E bir taraftan da bunun yanına koyayım. Yani Kraken oldu ama settlement zaten uzlaştılar. Onlar yapıldı vesaire. Onları bir tarafa koyuyorum. Kraken zaten çok o kadar hani etki olarak sektörü aman aman böyle etkileyecek durumda bir borsa değildi. Bir de şimdi şeyle Coinbase'de binance aldığınız zaman Ripple'la beraber bu sürece baktığınızda e zaten bunlardan çıkacak sonuçlar Amerika'da artık bu sektöre epey şey yapacak, şekil verecek hale gelecek. İki davanın iki gün üst üste açılması geçtiğimiz hafta pazartesi ve salı bir mesaj içeriyor mu? Çünkü kripto para topluluklarından dünyasından da çok tepki aldı. Hani SEC Bak bilerek yapıyor bunu. Hı hı. Yani tabii bilerek yani bu planlanmış bir şeydir bu kadar çünkü hazırlık süreci uzun süren davalar detaylı e, bunlar gerçekten detaylı hazırlık süreçleri var. Hani bu kadar da bir gün arayla açılacak şekilde dek gelmez. E, dolayısıyla bilinçlidir ama bilinçli olmasın da yani başlı başına çok da fazla bir anlam yüklememek gerektiğini düşünüyorum ben. Sonuçta aslında e, yani ne mesaj verdiler? SEC dedi ki ben artık startı verdim dedi tam anlamıyla ya da verdiğim startı tamamladım dedi bir nevi. Hani Ripple'la başlamış olduğu süreci artık tamamladım. Bundan sonrası bir yandan hukuki süreçler tabii oradaki aksiyonlar devam edecek. Ama bir yandan da esas her şey bazen perde gerisinde, bazen perde öndeki pazarlıklarda olup bitecek tabii. Biraz önce Coinbase'in Nasdaq'ta listelenen bir şirket olduğundan bahsettiniz. Bir Amerikan televizyonunda da CEO Brian Armstrong şunu demişti. Biz Nasdaq'ta listelendiğimiz için bize bu onayı zaten SEC vermişti. Biz ne gerekiyorsa yaptık. Bizim o zaman neden Nasdaq'ta listelenmemize izin verdiğiniz gibi bir savunma yapmıştı. Doğru buluyor musunuz? Bu savunmayı katılıyor musunuz? Ya bunlar şimdi o kadar birbirine bağlı argümanlar, pozisyonlar var ki bu tip şeylerde. Hani tek bir cümle üzerinden değerlendirme yaparsak ister istemez biraz eksik kalır. Ama yine de biz tabii ki yani o dediğiniz soru üzerinden gidersek onu izole etmiş olalım. Şimdi dediğinde bir haklılık payı var. Ama tabii ki dediği kadar da basit değil. Sonuç olarak Coinbase de her ne kadar dediğim gibi belli aksiyonları doğru bir şekilde almış olsa da zamanında yine de bu operasyonlara girişirken belli bir risk iştahını taşıyarak belli riskleri alarak girişti. Yani sonuç olarak burada çünkü net bir şekilde SEC'den aldıkları bir onay, herhangi bir teyit vesaire hiçbir şey yoktu aslında günün sonunda ama burada madalyon diğer yüzüne baktığınız zaman tabii SEC'nin de süreci çok kötü yönetmesi hatta bazı noktalarda kötü niyetli bir şekilde yönetmesi söz konusu. Çünkü e, bu kadar adım atıldıktan sonra Coinbase ve SEC'ye baktığınızda bu kadar hani görüşmeler yapılıyor, başvurular yapılıyor, zamanında epey bir zaman olarak sürece yayılıyor. Dolayısıyla bunların sonucunda aslında düzenleyici bir kurumun kendi pozisyonunu netleştirmesi beklenir. Bunu yapması gerekir. E, çünkü amaç burada bir yandan yatırımcıyı korumak tabii ki. E, bir yandan sermaye piyasalarını orada düzenleme görevi var. Eğer siz şey bile düşünüyorsanız yani benim burada ben yetkim olduğunu düşünmüyorum. Şu anda ya da söyleyecek bir şeyim yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bunu da o zaman açıklamanız gerekir. Dolayısıyla SEC'nin tarafında da çok ciddi soru işaretleri var Coinbase sürecinde. Mesela Binance tarafı biraz daha farklı. Binance tarafında SEC'nin biraz daha üstüne gidebileceği konular var. Ama Coinbase'de özellikle ben süreci çok kötü yönettiklerini düşünüyorum. İşin bir de tabii Coinbase tarafı var. Coinbase'den de SEC'ye bir dava açılmıştı. Bize bir rehber sunması gerekiyor dedi Coinbase. <laughs> Hatta geçtiğimiz gün SEC buna cevap vermemişti. Mahkemeye bir talep de daha bulundu Coinbase ve dedi ki lütfen onların bize cevap vermesini zorunlu kılın. BCC geçtiğimiz günlerde bir cevap verdi. Biz 120 gün içinde verebileceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir rehber konusunda bir kılavuz sunabileceğimizi düşünüyoruz dedi. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sunabilir mi SSC böyle geniş kapsamlı bir konuda bir kılavuz? Ben hiç sunacağını düşünmüyorum. Öyle bir planları niyetleri olduğunu da düşünmüyorum. Bu tamamen bir yandan zaman kazanmak, bir yandan gidişata bakarak dediğim gibi burada pazarlıklar çok önemli olacak günün sonunda zaten aslında yani adı üstünde. Hani dedik ya aksiyon alarak düzenleme yapılması, kural olması, regulation by enforcement diye tartışılıyor. Dolayısıyla burada amaç bir yandan hukuki mekanizmaları kullanıp devreye sokup tabii ki mümkün olduğu kadar herkes kendine göre avantajlı bir pozisyon elde etmeye çalışacak masada. Ama günün sonunda masa karar verir. Yani herkes oturduğu zaman, pazarlıkları yaptığı zaman belli bir süreç sonucunda vardıkları nokta bizim için çok daha önemli bir açıklayıcı olacak. Ben SEC'nin böyle bir düzenleme yapma niyeti olduğunu zaten hiç zannetmiyorum. Çünkü öyle bir niyeti olsaydı şimdiye kadar çoktan hani çok daha açıklayıcı, yön gösterici şeyleri yaparlardı. Burada biraz zamanı oynama niyeti şundan dolayı da var. Gittikçe Amerika'da tabii ki seçim havasına yavaş yavaş giriliyor. Biraz daha zaman var ama tabii o hızlı bir şekilde gidecek o da. Dolayısıyla seçim sürecinde pozisyonları görme, Gary Gensler'ın mesela SEC başkanlığından sonra olası şeyleri var konuşulan aday ol olabileceği pozisyonlar var hani Hazine Bakanlığı gibi. Dolayısıyla biraz herkes kendi motivasyonu ve gündemi gereği biraz onları da görmek isteyecektir. Hem kurumsal hem bireysel bazda. Biraz zamanı oynayıp pazarlıkların devam edeceğini düşünüyorum. Ripple davası açıldığında Aralık 2020 idi ve aslında kısa sürede SEC'nin davayı kazanır bileceği öngörülüyordu ama öyle olmadı. Çok uzadı. iki buçuk seneye evet. geldik. Bu davalar da sizce böyle uzar mı? Yani bu tip süreçlerde 2 yıl, 3 yıl gibi süreler, olağan süreler aslında. Hani çok şey değil. Çünkü gerçekten işte hani usul anlamında da çok geçilen aşamalar var. Ve zaten içerikleri çok tartışmalı konular var. Baktığınız zaman yeni alanlar, yeni konular, yeni kavramlar var. Dolayısıyla 2-3 yıllık bir süreç aslında dava açısından normaldir. Ama benim tahminimi soracak olursanız burada 2024 seçimlerinden sonra çıkacak bir tablo bu süre süreci kısaltır diye düşünüyorum Çünkü cumhuriyetçiler kazanırsa çok daha onlar hani genel olarak bakarsak kripto dostu ve kriptonun bir an önce açıklığa kavuşmasını ve Amerikanın lider pozisyonda olmasını istiyorlar demokratlar tarafında genel olarak da tersi bir durum söz konusu onlarda geleneksel finansal sisteme bir an önce hani bunu entegre edip bütün kripto şeyini ürünlerini ve dünyasını diyelim oradan ilerletmek istiyorlar O yüzden de biraz bu kadar yoğun bir hani baskı var ve SEC de arkasında bu anlamda siyasi destek almış durumda dolayısıyla artı yönde de olsa eksi yönde de olsa 2024 seçimlerinden sonra ben bu sürecin hızlanacağını e belki de davaları yani sonucunu beklemeye gerek kalmadan belli uzlaşılarla hatta yasama tarafında Capitol Hill tarafında yapılacak yasal düzenlemelerle zaten davalara da gerek kalmayacağını düşünüyorum. Amerika'da tabi biraz da aslında hukuki bir konu değil bu ama madencilere de Bitcoin madencilerine de çok ciddi bir vergi getirilmesi söz konusuydu. Son anda kabul edilmedi aslında bu yasa tasarısından çıkarıldı. Borç limiti yasasının içinde de vardı bu ama çıkarıldı. Hı -hı dediğiniz gibi cumhuriyetçilerin baskısıyla biraz da çıkarıldı bu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Amerika acaba gerçekten kripto paralara savaş açmış durumda mı şu anda? Yok yani o gözle bence bakılmaması lazım. E, Amerika niye savaş açsın? Şimdi tabii Amerika dediğimiz zaman da böyle dışarıdan böyle bir, bir insan baktığında Amerika'yı tek bir şey gibi görebilir. Amerika öyle bir yer değil tabii. Hiçbir ülke öyle değil aslında. Çin gibi değil. E tabii Çin nispeten çok daha tek ses hani tek bir pozisyon denebilir ama hani normalde baktığımızda hani birçok ülkenin içerisinde farklı cepheler, farklı çıkar grupları, farklı şeyler vardır. Her zaman görüşler vardır. Amerika'da aynı şekilde. Az önce cumhuriyetçilerden, demokratlardan bahsettik. E, benzer şekilde finans piyasası içerisinde de farklı cepheler var. E, bir yandan klasik geleneksel sistemde olup belki yeni sisteme hemen adapte olamayacak, pozisyonunu kaybedecek olanlar da var. Bir yandan da yeni sisteme çok hızlı giriş yapmak isteyenler, avantaj sağlamak isteyenler var. Dolayısıyla bunlar hep böyle yeni dönemlerin, geçişlerin yapısal biraz da sancılarıdır. Ama mesela şu Amerika'da. O kadar sermaye piyasaları, finans piyasaları Amerika'da hacim olarak yani hem derinlik olarak düşünelim hem hacim olarak düşünelim iki yönlü. Çok fazla tabii ki. O yüzden de genelde aslında Amerika yasal düzenlemeler konusunda biraz hukuk sistemini de zaten getirdi. İçtihat hukukunda getirdiği avantajlar avantajla yani çok daha yeni alanlarda hızlı yol alan bir ülkeydi. Ama yine de burada şimdi pasta o kadar büyüdüğü için biraz bunların biz şeyini izliyoruz. Yani savaşını kendi içinde izliyoruz, çatışmasını izliyoruz. Ama bu önümüzdeki 1-2 yıllık süreç bence çok da zaten uzun sürelerden bahsetmiyoruz. 2024-25 dönemi içerisinde özellikle bu 24 Kasım'da oluyor Amerikan seçimleri. Kasım'dan sonra 25 dönemi içerisinde de ben epey bir şeyin artık hallolacağını, olacağını, belirleneceğini ve sizden yöne göre de çok hızlı bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Hatta şu anda şöyle söyleyeyim. Amerika'da baktığınız zaman kripto alanında ve 3 alanında vesaire projeler zaten Yine de çok fazla var. E, yatırım anlamında, risk sermayesi anlamında zaten e, ya da melek yatırımcılık anlamında çok avantajları var. Dolayısıyla zaten hızlanmış durumdalar. Zaten orada bir sürü şey olup bitiyor. Regülasyonda olduğu zaman hani bırakalım bir tarafı Amerika'nın düşman olmasını tam tersine Amerika bayraktarlığı alıp büyük ihtimalle gidecektir orada. Şimdi tabii yine konunun başına dönecek olursak işte yatırım sözleşmesi, menkul kıymet gibi terimler artık hayatımıza girdi. Yani kripto para yatırımcılara her gün her sabah neredeyse bu terim uyanıyorlar. Evet. Bir token'ın, bir kripto paranın yatırım sözleşmesi olması, menkul kıymet olması neden bu kadar önemli? Neden SEC bu işin bu kadar üzerine gidiyor? Yani o kripto para şirketini kontrol etmesi için illaki yatırım sözleşmesi mi olması gerekiyor varlığı? Şimdi birincisi kurum açısından o gözle bakmamız lazım. SEC tabii dediğim gibi yeni bir <laughs> alana geçiliyor. Yani çok büyük bir pastadan bahsediyoruz. Koca finansal sistemin aşama aşama yeni bir dünyaya, yeni sistemlere doğru entegre olmasından bahsediyoruz. Bir örnek olarak işte şu anda dünyada mesela tokenization konusu, varlıkların tokenize edilmesi konusu çok çok önemli bir konu haline geldi. İşte Citibank'tan Bank of America'ya kadar ya da Boston Consulting Group'tan McKinsey'ye kadar baktığınız zaman önde gelen kurumlar hep bu konularda raporlar yayınlıyorlar ve <laughs> 2030'a kadar olan süreçte çok büyük tutarlarda büyümeler öngörülüyor. Dolayısıyla artık yani bu kesin bu hani acaba kriptolar devam edecek mi, var olacak mı gibi bir soru işareti asla söz konusu değil. Sistem oraya doğru taşınıyor. Hayat oraya doğru gidiyor aslında bir taraftan. Sadece bir kripto para diye bakmamak lazım. Bunun içinde aslında Yarın bir gün konuşacağımız sizlerle Metaverse tarafı da var. İşte AI tarafı var. <laughs> Bunlar gittikçe bütünleşecek olan şeyler tabii. Yani dolayısıyla böyle bir dünyadan bahsediyoruz. E böyle bir dünyada siz eğer kripto paraları, kripto varlıkları düzenleyen kurum, söz sahibi olan kurum olursanız bir kere kazanacağınız nüfus ve ona bağlı olarak kazanacaklarınız diyelim çok çok fazla tabii. Dolayısıyla burada bir kurum olarak bir motivasyon var. E o kurumun içinde de insanlar var. O kurumların içindeki insanların da kendi gündemleri, motivasyonları var. Bu açıdan çok önemli. E, onların hakim olabilmesi, yani onların hakimiyetine giren konular olması için de yasal olarak onların yetkili olduğu alanlar olması lazım. Şimdi baktığınızda tabii en yakın duran şey, hani haklı haksız orası tartışılır. Hatta koyun bazında, vaka bazında tartışmak lazım, incelemek lazım. Onu bir tarafa bırakıyorum. Yatırım sözleşmesi konuşuluyor. Investment contract olarak ifade edilen İngilizce'de. Şimdi yatırım sözleşmesi olduğunda bir sermaye piyasası aracı sayılıyor, bir security sayılıyor. O durumda da SEC'nin alanına girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla kurum tarafından böyle bir gidişatı var. Peki bunun coinler açısından ne önemi olur? Hani o taraftan bakarsak. Dünyanın sonu mu? Yani oldu zannı oldu bitecek mi vesaire. Yani burada bir kısa vade yine bir uzun vade var. Hep o şekilde ben ayırmaya çalışırım. E kısa vadede tabii mümkün olduğu kadar şimdi bu Bitcoin'e itibaren çeşitli coin'lerin, token'ların sonrasında çıkmasına bakarsanız hep şu vardı. Geleneksel sisteme tabi olmayan, o kurallara tabi olmadan tamamen biraz da tabii spekülatif bir şekilde arz-talep dengesine göre değer kazanan tabii ideal dünyada işte o token, o coin hangi blok zincirine aitse ya da işte akıllı sözleşmelerle yaratılıysa hangi proje kapsamında onun inovasyonuyla değer kazanan, kullanıcılar tarafına o şekilde ilgi, teveccüh gösterilen böyle değerini bulan aslında dijital varlıklar kayıtlar olarak çıkmışlardı. Dolayısıyla oradan gelen bir altyapısı var. Ve bu eğer şimdi SEC'ye tabi hale gelirse günün sonunda oraya doğru giderse e, o anlamda değerini kısa vadede epey kaybedecek tabii ki. Sıfırlanan, silinen bir sürü coin ve token göreceğiz. Bir de uzun vadede şöyle bir şey bakmak lazım. Yani burada bir tercih söz konusu. Siz eğer bir sermaye piyasası aracı olarak kalıp yatırım sözleşmesi tarafına girecek şekilde kendinizi konumlayıp devam etmek isterseniz bu dünyanın sonu değil. Yani devam ederseniz iyi bir projeniz, ekibiniz varsa, iyi bir fikriniz, inovasyonunuz, bir şeyler varsa elle tutulur. İyi bir yol haritanız varsa vesaire yine o coinler, tokenlar da değerlenir. O projeyi yapan, sahiplenenler de yine bundan karlı çıkar vesaire. Yani nasıl çok iyi giden şirketler varsa bu alanda da iyi giden projeler olduğunu görebiliriz. Ama Web3 hani mantığıyla web böyle konuşuyoruz ya, yani baktığınız zaman tabii burada İdeal olan şey bu değildi aslında. Çıkış noktası bu değildi. Çünkü her şey zaten Bitcoin ile başladı. Ve Bitcoin dediğiniz zaman en önemli şey iddia olarak merkeziyetsiz. Herhangi bir şekilde bir hükümetin, herhangi bir kurumun ya da kişinin zaten hükmü altına girmemek. Onlar tarafından yönetilmemek. Hani bunlar da zaten insanların Bitcoin'i e sahiplenmesinin esas sebebi. Hala da bunlar hukuken de tartışılıyor. Çok önemli şeyler dolayısıyla o anlamda o gözle bakarsak yatırım sözleşmesi olması o değerin tabii ki kaybettirir. O yüzden de zaten oradan şeye geliyoruz. Merkeziyetsizlik ve topluluk kavramının önemine ve bunu sağlamak için bir enstrüman olan da daolara geliyoruz aslında oradan da. Siz bu konuyu tabii daha önceki podcast'lerde de çok anlatmıştınız. Evet. Yani bazı dağların dao olmasına rağmen aslında çok da merkeziyetsiz evet. olamadıklarına değinmiştiniz. Bu anlamda bu merkeziyetsizlik konusunda tabii ki Proof of Work hı hı. iş kanıtı sistemi çok ön plana çıkıyor. Evet. Acaba her iş kanıtı sistemiyle çalışan kripto para yatırım sözleşmesi değil de hisse kanıtıyla POS ile çalışanlar hı hı. mı yatırım sözleşmesi oluyor? Detaya indiğimiz zaman tam işin köküne indiğimiz zaman en önemli şey topluluk ve ona bağlı merkeziyetsizlik kurgusu. Şöyle bir denklem yok. Mesela proof of work olması, konsens mekanizması protokolünün diyelim, mutabakat protokolünün. Proof of work olması kendiliğinden merkeziyetsizliği garanti eden bir şey değil. Çünkü hani baktığımız bazı projelerde görüyoruz. Proof of work ile de dizayn edilmiş. Ama merkeziyetsizlik tarafı çok da şey değil yani kuvvetli değil. Çünkü proof of work'ü işleten network, oradaki ağ önemli zaten. Dolayısıyla ağ hani nasıl girebildiğiniz, hani node kurabilme bariyerlerinizin ne olduğu ve bunun günün sonunda fiilen bir incelemeye tabi tuttuğumuz zaman gerçekten o ağın, o nodların hani nasıl yayılmış, hangi coğrafi yerlerde yayılmış olduğu, nereden girilebildiği gibi bakılan çeşitli kriterler var. Tabii ki ilk başta proof of work olması biraz daha hani proof of work'in işleyişi mantığı gereği bir olumlu hava yaratıyor tabii ki ama tek başına o kurtarmaz demek istiyorum. Dolayısıyla hani proof of stake yapıp da merkeziyetsizliği sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla orada esas olan şey günün sonunda dediğim gibi topluluk yani ya da eşittir gibi düşünelim. Oradaki ağın yaratılmış olması Birbirini ifade eden şeyler, A dediğimiz an hani sistem birbirine bağlanan makinelerden bahsediyoruz. Ama günün sonunda toplulukta onları işleten insanlar zaten. Dolayısıyla topluluk kısmı çok önemli ve topluluğun yönetişimi, kendi içindeki iletişim ve kendi kendini yönetebilmesi. Yani bunların gerçekten çok e, ideal bir hale gelmesi lazım yatırım sözleşmesine uzaklaşabilmek için. Bugün aslında birçok projeye, birçok borsaya dava açan SEC'nin çok eleştirilen başkanı Gary Gensler da Bitcoin'in merkeziyetsizliğine çoğu zaman vurgu yapıyor. Bitcoin benim için bir yatırım sözleşmesi değildir diyor. Çok net olarak açıklama yaptığı neredeyse ve olumlu anlamda tek varlık Bitcoin burada. Siz Bitcoin'in tamamen merkeziyetsiz olduğuna inanıyor musunuz? Bu soruyu neden soruyorum? Bu anlamda da havuzların, madencilik şirketlerinin Amerika'da konumlanması, havuzların belli şirketler tarafından yönlendiriliyor, kontrol ediliyor olması da Bitcoin'in merkeziyetsizliğine darbe vuruyor deniyor. Katılır mısınız buna? Şu var tabii ki. Yani şu anda fiilen merkeziyetsizliği %100 diyelim başarabilmiş, gerçekleştirebilmiş Bitcoin dahil hiçbiri yok. Hiçbir şey yok. Bunu da aramak gerekli mi zaten ya da bu olabilecek bir şey mi? Bence çok olabilecek bir şey zaten değil. %100 anlamında söylüyorum. Çok aramaya gerek yok ama kıyas yaptığınız zaman Bitcoin'deki merkeziyetsizlik dediğim gibi onun kırılımlarına, unsurlarına baktığımız zaman tabii ki çok çok daha ideal seviyede. Dolayısıyla mesela bir yatırım sözleşmesi kriterlerine göre hukuken de baktığınızda Bitcoin'i zaten yatırım sözleşmesine sokamazsınız. Böyle bir imkan yok. Bir kere o kesin yani. Dolayısıyla ayırarak bakmamız lazım. Yani Bitcoin yatırım sözleşmesi olabilir mi? Hayır imkan yok. Peki Bitcoin %100 merkeziyetsiz midir? Çok net mi bu? Hayır değil. Merkeziyetsizliği konusunda da çeşitli zaman zaman artan veya azalan soru işaretleri var, tartışmalar var. Hashrate üzerinden devam eden, hashrate oranları üzerinden, havuzlar üzerinden, madenci şirketler üzerinden devam eden şeyler var. Ama dediğim gibi altcoin'lerle Bitcoin'i karşılaştırdığınız zaman da merkeziyetsizlik unsuru açısından Bitcoin çok daha ideal bir yerde. Hocam şimdi tabii ki Amerika'da kripto paracılar açısından tırnak içinde olumsuz günler yaşanıyor. Evet. Ve uzak doğu tarafında ise Hong Kong, Singapur gibi yerler başta olmak üzere tam tersi olumlu adımlar atılıyor. Bitcoin, Ethereum, ETF'leri kabul ediliyor. Orta doğuda birçok borsa lisans alabiliyor regülatörler tarafından. Hı hı. Bu gidişata baktığınızda sizce kripto Amerika'dan çıkıp diğer bölgeleri mi dağılıyor yoksa Amerika yine en güçlüsüdür. Hiç kimse, hiçbir yargı bölgesi Amerika'nın yerini tutamaz der misiniz? İkisi de. Yani birincisi Amerika'da olan şeyler vesilesiyle tabii herkes böyle Herhalde baş başta beklememek için olan biteni. Ne yapıyorlar? Tamam biz de bazı ekiplerimizi, yatırımlarımızı işte şu ülkeye kaydırıyoruz, bu bölgeye kaydırıyoruz diyorlar. Bu iyi bir şey. Çünkü ne kadar tabii ki yani bu kriptonun bütün bu bahsettiğimiz yeni sisteme geçişin her şeyin tabii ki unsurlarını hızlandırır. Bir yandan adaptasyon çok önemli bir şey. Kullanım için zaten hani hem yasal tarafta düzenlemelerin olması gittikçe hızlanması hem de fiilen kullanım da çok önemli. Birbirini beslemesi lazım bunları tabii ki arttıran şeyler bu anlamda güzel. Ama ikinci konuya geldiğimizde Amerika'yı bu engelleyecek, kesecek mi tek bir şey mi? Hayır. Asla olamaz. Çünkü yine dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz. Amerika o kadar büyük bir pazar ki, o kadar öncelikli ve önemli bir pazar ki ve de özellikle kripto paralar üzerinde baktığımızda finans piyasaları ve sermaye piyasaları o kadar derinlikli ki onu bu alanda kimse gözden çıkaramaz zaten. Öyle bir plan yapamaz yani. Öyle söyleyeyim. Ama nedir? Tabii ki işte bu 1-2 yıl içerisinde diğer bölgelerdeki operasyonlarını arttıracaklar. Oradan da kullanıcı almak isteyecekler. Oradaki regülasyonlara yasal düzenlemeleri uyum sağlamak isteyecekler. Bir yandan Amerika'daki çalışmaları Mesela biliyoruz ki bu son dönemde Washington DC tarafında, başkent tarafındaki lobicilik çalışmaları da çok ciddi bir şekilde arttı. Çünkü kripto para borsaları, merkezi borsalar ya da çeşitli projeler, şirketler diyelim ilk başta biraz şeydi o konuda. Yani geride kalmışlardı. Biraz orada hata yaptılar bence. Ama şimdi baktılar ki papuç pahalı. O tarafı arttırdılar epey. Dolayısıyla bu 1-2 yıl içerisinde orada zaten epey gelişme olacak. E sonrasında ona göre de Amerika'da şekil alacaklardır yine. Hocam çok teşekkür ederiz yorumlarınız ben için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler.